Hadi bakalım Emre. Özge'den özür dile de bu konu burada kapansın. Hayır dilemeyeceğim. Boş verin Hakan amca. Gerek yok. Her zamanki Emre işte. Aslında ben onu seviyorum ama nedense onun bana tahammülü yok. Hadi be kızım sinsi şey. Emre yine başlıyor musun? Hayır ben hiçbir şeye başlamıyorum. Özür dilerim. Ne biçim özür dileme bu? Hakan yeter ama çocuğun üzerine bu kadar gitme, özür diledi işte. Tamam Emre'de de hata var ama biraz da onun tarafından bak. Ne kadar sinirlendiğini anlamaya çalış. Sana fikrini soran oldu mu şimdi? Ya her zaman böyle oluyor zaten. Yani Hakan'ın olmadığı ya da görmediği bir anda yapacağınızı yapıyorsunuz. Hı hı. Sonrasında da çocuklar ya da ben suçlu oluyoruz. Sen aklını kaçırmışsın. Şaka gibi. Nana sakin ol lütfen. Bu kez sakin olmak falan istemiyorum ya. Bunların çocuklara ve bize neler yaptığını görmüyor musun? Hakan, bu köylü kızının bana karşı küstahlığını sürdürmesine izin mi vereceksin? Ya ikiniz de keser misiniz artık? Oturun lütfen. Yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız. Susmayacağız artık, anladınız mı? Yaşa ben ona, yürü ben ona. Emre beş kardeş geliyor ama. Aferin Nana. Ha şöyle bir ezik ezik durma artık. Savun sen de kendini. Hakan duyuyor musun? Bak neler söylüyor. Düpedüz beni tehdit ediyor. Nana gerçekten biraz ileri gidiyorsun ya. Bu kadar yeter artık. Tabii bu kadar yüz verilirse olacağı bu. Daha dün geldi, bugün söylemediğini bırakmıyor. Dili pabuç gibi maşallah. Gördün değil mi Nana'nın gerçek yüzünü? Hı? Hadi çıkın çocuklar, hadi. Of! Ey dersler. Sağ ol. Dur bakalım şöyle. Bak şimdi, bu Özge. Bunlar çocuklar. Bunların evindeyse tek yardımcın var. O da bu. Merhaba Özge. Ne var, ne istiyorsun? Üzgün gözüküyorsun. Emre ile kavgalı olduğumuz için beni aralarına almıyorlar. Sanki bilmiyorsun. Ayrıca annem senin dilinin pabuç gibi olduğunu ve yakında onu keseceğini söyledi. Yazık. Halbuki ben senin yanındayım. Emre'ye senden özür dilemesi için çok yalvardım. Gerçekten mi? Tabii ki hayatım. Sen sonuna kadar haklısın. Ama yine de beni dışlıyorlar işte. Dur öyle değil. Çünkü yanlış davranıyorsun. Politik olmalısın. Öncelikle onlara iyi davranmalısın. Asla onlar hakkında ne düşündüğünü göstermemelisin. Nasıl yani? Önce onlara çok iyi davran ve aralarına gir. Sonra intikamını alman daha kolay olacaktır. Hem bunu çaktırmadan yaparsan seni kimse suçlayamaz. Haksız mıyım? Şaka gibi. Neden bana bu akılları veriyorsun? Hiç. Sadece Emre'nin iyi bir ders hak ettiğini ve böylece şiddet kullanmaktan vazgeçeceğini düşünüyorum. O kadar. Aa, Nana değil mi o? Nana. Nanacığım. Çocuklar, acil bir işim var. Şimdi sizinle konuşamam. Sence Nana'nın nesi var? Anlamadım ki burada ne işi vardı acaba? Belki de babam şu dünkü kavga yüzünden müdürle konuşması için onu göndermiştir. Belki de. Allah Allah. Emre, senden özür dilemek istiyorum. Hepsi benim hatamdı. Babana ceza aldığını söylememeliydim. Kusuruma bakma, durup dururken başını belaya soktum. Şaka gibi. Abuzer. Abuzer. Re dedi. Reyhan. Evet, Reyhan sen dedi. Ne? Rıdvan, Rıdvan. Neşe. Emre, bunları sana getirdim. Ne bakıyorsunuz? Emre'yi kendime affettirmek istiyorum. Emre, düşün istersen. Yani. Yok artık, içinize yer koymadım ya. Ben sizinle iyi olmaya çalışıyorum. Siz bana nasıl davranıyorsunuz? Aşk olsun. Peki, teşekkür ederim. İyi dersler. İyi dersler. Yakında göreceksin gününü Emre Bey. Hani gece yarısı eve gelecektin? Hani Hakan'dan uzak kalacaktı? Bizden önce damlamış. Hakansız yapamıyor tabii. Sinir oluyorum ya. Öyle deme anne. Bugün okula gelip bana harika fikirler verdi. Ne?
sanki o değil gibi. Bakışlarına baksana. Ne oldu Nana? Bir şey mi var? Ne olsun Hakan'cığım, bir şey yok. Özledim seni. Çocuklar, hadi bakalım, sofra hazır. Buyurun. Evet, hadi yemek yiyelim. Yok yok, bana kesin bir şey olmuş. Neyse. Kızım, kurulma öyle baş köşeye. Git sarmayı getir. Hadi. Git kendin getir be. Bütün işleri ben yapacaksam senin burada hiçbir işin yok. Huzur evine git daha iyi. Ay pardon. Anana. Ne kadar ayıp. Ama bak makbuş kırılır sonra. Hadi buyurun, afiyet olsun. İyi güzel kızım. Bu ne ya? Makbuş bu değil gibi. Boğuluyorum. Suya. Makbuş Sultan, ne yapmışsın ya? Bu ne iğrenç bir şey ya. Midem kalktı. Ama ben bu yemeğe acı koymadım ki. O yaşasın, yine pizza yiyeceğiz. Makbuş, sen iyice bunadın. Yarın senin için bir huzur evi bulmalıyım artık. Ne? Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Makbuş hakkında böyle konuştuğuna inanamıyorum. Bence bu işte bir iş var. Sanki bizim bildiğimiz, tanıdığımız nana gitmiş, yerine başkası gelmiş gibi. Nana ne kadar şeker değil mi? Ya ne demezsin? Kızım çık şuradan, kafamı bozma benim. Emre sakin ol. Bak yine başım belaya girecek. Ben sana iyi davranıyorum Emre. Sen de buna böyle davransan iyi edersin. Emre dersiniz majesteleri. Ya çık dedim. Çocuklar lütfen bana inanın. Etrafımda benim dışında bir şeyler dönüyor sanki. Aman sen de Makbuş'un huzur evine gitmesini istediğini söyledin. Ben mi? Evet, sonra okulda bizimle hiç konuşmadın. Ama Özge ile aran çok iyiydi maşallah. Özge ile mi? Nana, sana ne oldu? Ben bunların hiçbirini yapmadım. Bakın beni dinleyin. Emre'nin nesi var? Bilmiyorum Yağmur. Bilmiyorum. Neden bana iyi davranıyorsun? Sen çok akıllı bir kızsın ve seni çok seviyorum. Şaka gibi. Boş ver bunları. Bak bende ne var? Emre'nin günlüğü. Ama... Al bunu. Sınıfta arkadaşlarınızla okur, eğlenirsiniz. Ama Emre bunu duyarsa canımı okur. Korkma. Ben senin arkandayım. Beni dinleyin. Sevgili günlük. Bugün yine Özgü yüzünden babamla nazar işittim. Bazen bu hayattan uzaklarda olmak istiyorum. Mesela dünyayı dolaşan bir geminin kaptan olsaydım ne güzel olurdu. Ama sevsinler kaptan olacakmış. Ya da uzay gemisiyle tüm gezegenleri dolaşmak. Ya sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Defterimi nasıl çalarsın? Birincisi, hayal gücün çok geniş, tebrik ederim. İkincisi, o defteri ben çalmadım. Yalancı! Biraz önce sınıfta, herkesin için okumam için bana verdi cicim. İnanmıyorsan sorabilirsin. Evet, o verdi. Sanırım müdürün odasına gitti. Kesinlikle bu işte bir şey var. Gel benimle. Nana. Ne var? Beni mi takip ediyorsunuz? Nana sen boğulamazsın. Evden kaçtığım günü hatırlıyor musun? Beni hep seveceğini, hiç bırakmayacağını söylemiştin. Kim? Ben mi? Sonra ben matematik sınavına girerken beni sabaha kadar çalıştırmıştın. Senin sayende 5 almıştım. Hadi canım. Kimse için uykusuz kalacağımı sanmıyorum. Nana, benim doğum günüm hangi gün? Bana ne senin doğum gününden? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kesinlikle Nana değil. Evet, değil. Gel benimle Makbuş'a telefon açacağız. Evet. Çocuklar eminsiniz değil mi? Kesinlikle. İşte geliyorlar. Saklan. Nana Hanım, bir dakikanızı rica edebilir miyim? Özür dilerim Nana Hanım. Kulina Hanım'ın son sözü bu mu yani? Maalesef sizi bir daha görmeyecek.
Üzgünüm. İzninizle. Kendimi iyi hissetmiyorum da. Sevmedim. Başka bir şey öne sok. Şu işe bak. Mı? Bana ne kadar benziyor. Benzemiyor. Birebir ikizin. Demek kötü olan her şeyi o yaptı. Bu kesinlikle şokerin başının altından çıkmış olmalı. Hı-hı. Neyse bir fikrim var. Müdür bey. Efendim. Annemi ikna etmeye çalışacağım. Söz veriyorum. Öyle mi? Çok teşekkür ederim Nana Hanım. Siz de Kulina Hanım gibi çok yüce bir yüreğe sahipsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Özge nerede? Evine gitti. Bugün yaptıklarından sonra bizim yüzümüze bakamaz herhalde artık. Neden? Ben onu çok seviyorum. Sen sahtesin. Nana değilsin sen. Korkmayın çocuklar. Nana. Buradayım. Nana. Aman ne sevimli bir tablo. Nanacık, senin yerine burada kalmaya karar verdim. Sanırım gitmen gerekecek. Hayır efendim, hiçbir yere gitmiyorum. Bal gibi gideceksin. Söylediğin onca kötü şeyden sonra Hakan seni istemeyecek. Peki seni ister mi sanıyorsun? Ben bir yolunu bulur, onun gönlünü alırım. Geldim çocuklar. Kulina. Kulina. Şimdi sahte olanı sonsuzluğa göndereceğim. Söyleyin çocuklar, hangisi? Bu. Sağ olun, çok yardımcı oldunuz. Kulina, ben gerçek Nana'yım. Onu yok et lütfen. Hayır Kulina, gerçek olan benim. Ona inanma. Kulina, yalan söylüyor. Hayır söylemiyorum Kulina. Baba. Evet. Sen bez bebeğe dönüşmediğine göre sahte olmalısın. Al bakalım. Bunu yapma. Baba. Babacığım. Neredesin baba? Güle güle. Sonsuza kadar. Hadi Nana'ya. Nana. Canlarım. Kulina'm. Bu işte bittiğine göre kimseler gelmeden bana müsaade ha? Çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Deli kız, ben de seni çok seviyorum. Kulina, eğer ikimiz de bez bebek olma özelliğine sahip olsaydık, o zaman gerçek Nana'yı nasıl anlayacaktın? Gözlerinden. Çünkü kimse senin kadar ışıl ışıl bakamaz. Hoşçakalın. Güle güle. İyi de kendimi Hakan'a nasıl affettireceğim? Her şeyi Kulina Hanım halledecek değil ya. İşin orasını da bana bırak kızım, bana. Haklısın. Geçiş Özge olmadan vallahi kahvaltı boğazımdan geçmiyor. Sahi evladım, bu sabah niye gelmediler? Simge ile aramız biraz limoni. Yaşasın, yoksa ayrıldınız mı? Boyundan büyük işlere karışma sen Çitlenbik. Hayırdır evladım? İşle ilgili. Piyasa çok durgun. Ne olacağı hiç belli değil. Ben temkinli davrandıkça o sonu ne olacağı belli olmayan işlere girmek için ısrar ediyor. Aman evladım, sen ona uyma. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Allah korusun. Zaten memleketin hali belli. Gel de bunu Simge'ye anlat. İşin kötüsü Volkan da onun aklında. Neyse, sabah sabah tadımızı kaçırmayalım. Üstüme iyilik sağlık. Ne bu? (Gülüyor)
Herkese merhaba. Kusura bakmayın, bu şarkıyı çok seviyorum da. Ne zaman dinlesem kendimi kaptırıyorum. Yani elimde değil, ne yapayım? El deliye hasret, biz akıllıya. Buyur kızım, bir şey mi istedin? Ben Şerif. Komşunuz Nezahat Hanım'ın yeğeniyim. Şerif mi? Şerife yani. Ama arkadaşlarım bana Şeri derler. Aa, Nezahat Hanım'ın Antakya'da bir kız kardeşi vardı. Aa. Sen onun kızı mısın? Evet hanım teyze. Ay, seni en son böyle fundaktayken gördüm. Ne kadar büyümüşsün. Geç otur şöyle. Buyur. Tam tipim. Aman aman sevsinler. Pek hanım kadındır anne. Nasıl, iyi mi? Hı hı. Sen tatile mi geldin buraya? Yok şey, ben üniversite yani iktisatı kazandım da buraya da okumaya geldim. Teyzemin yanında kalacağım artık. Demek komşu olduk. Al canım. Sık sık gelirsin artık. Tabii gelir bir tanem. Hadi çocuklar, servis gelmek üzere. Size iyi günler. Hadi İyi günler. İyi dersler. İyi dersler. Yahu geldik işte okula. Çocuk muyum ben ya? Rezil ettim beni helalime. Bu nafık. Ya belki de öyle ama Binali Aram sınıfa kadar bırakacaksın dedi. Ya de hadi sen git ya. Of. Ya dikkat etsene ya. Üzerime çıktın. Ya of, şu çorbanın haline bak ya. Of yürüm. Affedersin, görmedim. Selman. Buyur aga. Git hemen bir yerden 10 tane çorap al hanımefendiye. Olur. Kirlenmişti. Kapkabının içine giysin. Ne diyor bu be? Bilmem. Daha önce bizim okulda gördün mü sen Mustafa? Hayır, yeni gelmiş galiba. Ya ne güzel okulmuş bu be. Kızın belki yerini gördü. O halde beğendiysen gidelim baş öğretmene, beraber kaydını yaptıralım ha. Hadi gel. Hadi. Tamam. Siz de kimsiniz? Yeni öğrenciyim. Bu okulda okumaya geldim. İyi de çocuk, forman yok mu senin? Ney bu, ney bu? Bak, çocuklar üzerindeki giysileri görüyor musun? Onlardan giymen gerek. Ben hayatta giymem o kıyafeti. Ben böyle iyiyim, iyiyim. Bu okulda okumak istiyorsan giymek zorundasın çocuk. Şimdi öğretmen beyefendi, bir dakika. Bak şimdi bu çocuğun bahsini. Bana ne kardeşim? Kim olursa olsun mecburen bu okulun formasını giyecek. Gidin, öğrenci işlerinden halledin. Mesut, hoca efendi. Hoca değil, öğretmenim. Peki öğretmenim, saygıdeğer efendim. Formayı alalım da çocuk giyinsin. Aha, babanız okul için ne gerekiyorsa o yapılacak dedi. Alex sen de. Ama böyle konuştuğun zaman gururuma dokunuyor benim. Bu kıyafet düdük gibi oldu hocam ya. Karizma gitti. Ben bu kılıkta okumam bu okulda. Selman hadi gidelim. Ağam, paşam. Babam bizi eve almaz Allah'a. Gözünü yanayım, gözünü yanayım, gel. Biz senin ölçülerine göre kıyafet buluruz. Selman hemen bu kıyafet için hallet. Tamam. Tamam ağam, sen hiç merak etme. Ramazan sen sınıfını biliyorsun. 5A. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Buyur ağam. İyi günler. Buyur. İyi ki müdür bey izindi. Gerçek bir müdür gibiyim. Hatta ondan daha iyiyim. Bak şimdi ne yapacağım? Ver kalemimi ya. Al, yemedik kalemini. Bu da kim ya? Baksanıza okulumuzun formasını giymiş. Koridorda dolaşıp serserilik yaptın yetmiyormuş gibi. Bir de sınıfımıza mı giriyorsun? Ne var ya? Ben bundan sonra bu okulda okuyacağım. Bir itirazın mı var? Belik ya güzel. Evet, kitaplarınızın 24. sayfasını açın bakalım. Evladım ne yapıyorsun sen? Kahve mi burası? Kaldır onu çabuk. Başımla beraber hocam. Kusura bakma hocam, el alışkanlığı. Hocam değil, öğretmenim. O da ağız alışkanlığı ama değiştireceğiz ciğerim. Evet Figen, okuma parçasına başla bakalım. Aşağıdaki okuma parçasında yazım hataları var. Şu halime bak ya. Şapla bana döndürdüler beni. Of, hem gurbet hem gönül yarası adama çok kötü vuruyor vallahi. Ne bak, nereye gidek?
Melik'le gün yılan olsun. Keşke eşli fistanın solsun. Saçlarına bitler dolsun. Melikli güzel, Melikli güzel. Çok güzel olmuş. Bu bir kamera şakası olmalı. Ya saçmalamayın ya. Ne diye alkışlıyorsunuz? Biliyor musun? Kızmak sana çok yakışıyor. Ekült. Yaramaz demek yani. Ne biçim konuşuyorsun be? Vallahi sen müdüre söylerim görürsün gününü. Ne yapayım kır çiçeğim. Gönlüme laf geçiremiyorum ya. Vallahi cezam neyse çekerim. Şimdi düşüp bayılacağım. Ne? Şiiri beğenmediysen sana hip hop söyleyeyim istersen. Yok aman istemez. O halde Arya söyleyeyim. Hadi be senden varsın Arya'dan. La donna e mobile. Quali più mai vento. Vay canına ya. Donna e mobile. Ayıptır söylemesi. Bu eseri İngiliz Royal Operası'ndan biliyorum. Buradan önce İngiltere'de okuyordum da arada bir opera tiyatro falan gidiyorduk işte. Müsaade edin çocuklar. O ne ya? Oh be. Merhaba Ramo Ağa. Ramo Ağası siz değil mi? Söyle ne vardı? Geldiğinizi duyduk da elimizden geleni yapalım dedik. Bundan böyle sizin yemek olayınız bizdedir ona göre. Burada baklalı bulgur aşıyla sini kebabı var. Ayrıca humusla künefe de hazırladık. Sağ olasın usta. Canım ayıptır vallahi. Şuradan birkaç paketi de hocalara verin. Emriniz olur. İyi oldu he. Vallahi çok acıkmıştık ya. Ne bakıyorsunuz? Saldırın. Çok güzel koktu vallahi. Okula dışarıdan yemek getirmek yasak. Ben yemek getirmedim ki gülüm. Sen gördün. Adam kendi kendine sponsor oldu işte. Ya burada her şeyde şekil, her şeyde kural ha. İnsanın yaratıcılığını öldürüyorlar vallahi. İngiltere'de hiç böyle değildi. Her şey serbestti, serbest. Ama bu kafanın içindekiyle ilgileniyorlardı. Sen gerçekten orada mı okuyordun? Söylemesi ayıptır. Benim babamın hali vakti çok yerindedir ha. Bir sürü köyü var memlekette. Bizde zengin çocukları genellikle yurt dışında okur. Ama biz babamla geri döndük. Sıkıldım oralardan. Ay istemem çek. Vallahi dağılırım. Kurban olayım. Atkım için. Ay istemiyorum dedim. Ay ne yapamamaz şeysin. Ah ya vah. İştahım kesildi bak görüyor musun? Ne gıcık bir çocuk değil mi? Çok haklısın. Bana yiyecek gibi bakmıyor musun? Sinir oluyorum. Ah ah. Ay. Ramo bence Özge'den vazgeç. Niye kardeş? Yoksa senin yavukluğun mudur? O zaman bağrıma taş basarım, dünya hayret bacım derim. Aman Allah korusun. Sadece o gıcığın tekidir. Seni üzer ona göre. Ne yapak? Gönül bu. Söz geçiremiyorsun ki. Gerçekten sünnet düğününe Mustafa Sandal mı geldi? Evet, ne var ki? İbrahim abi de geldi ama bek vakti yoktu. 3-4 tane söyleyip bitti. Ne yapıyorsunuz kızlar? Böyle dik durduk, böyle değildik. Buyur paşam. Geldi. Sağ olasın. Hadi git şimdi. Hoca görürse kızıyor. Lüks. Tamam paşam. Ben bahçedeyim. O ne? Hanımefendi için küçük bir hediye. Yazık çocuğa. Aşkına ona Özge'ye oldu. Ne bakıyorsun be? Kebapların künefenin falan yüzüne bakmadın. Humus değmelin açsındır diye düşündüm. Bu ne be? Yeee, bilmiyor musun? Suzy, Japon mutfağından. Şaka gibi. Suzy, Japon mutfağından. Emre, sadece 5 dakika maillerime bakacağım ya. Aman gel gıcık gel. Başında çan çan çan. Senden kurtulamayacak mıyız biz ya? Buna inanamıyorum. Şikoli bana mail atmış. Ramo mu? Ben de bakacağım. Hayır. Bilgisayar benim değil mi? Bakacağım işte. Bu soğuk satırlar sana olan hislerimi anlatamaz ama... Yağmur yaşasın Özge ve ondan kurtuluyoruz.
Bence birbirinize çok yakışıyorsunuz. Ya saçmalamayın ya. Şaka gibi. Bu çocuk sana abayı fena yakmış. Çocuklar, bu oyuncakların ne işi var burada? Ha, onlarla artık oynamıyoruz. Odada kalabalık yapmasın diye topladım. Tavan arasına kaldır istersen Nana. Bu işte kesin bir şey var. Aa bak, bir tane daha geldi, okusana. Bana ne? Ne büyük aşk ama. Damadımıza hem yakışıklı hem de zengin. Ya Yağmur. Ne güzel. Evet. Evet. Ne oluyor çok burada? Çok güzel. Bu da ne böyle? Nasıl? Beğendin mi? Ay ben seninle ne yapacağım? Güldün. Hoşuna gitti. Nihayet güldün. Allah! Bunu isteyen var mı? Bir şey yokmuş. Bütün oyuncaklarımı dağıttım. Ben istemem. Zaten dün ben de bütün oyuncaklarımdan kurtuldum. Sizin şeyler. Yıllardır nasıl oynamışım onlarla? Ben de hepsini bodruma kaldırdım. Ben de hepsini topladım bir yere. Nana tavan arasına kaldıracaktım. Aman bunu da buraya bırakayım. İsteyen alır. Oyuncaklarla oynamak artık çok sıkıcı. Hem de çok büyük yer kaplıyor. Hey şunlara bakın. Demek annen İngiliz, öyle mi? Evet, o İngilizce de kaldı ama biz geldik. Babanla boşandılar mı yoksa? Çoktan. Bizimkiler de boşanmış ben bebekken. Ya ne kadar çok ortak noktamız var değil mi? Bence çok iyi arkadaş olacağız. Bilmem. Şaka gibi ya. Kusaydın bari. Bir daha görüşmesek iyi olur. Çocuklar! Aa! Çocuklar! Aa, çocuklar kalksanıza. Aa, kalkın. Nana ne oldu ya? Uykumu kaçırdın. Çocuklar, çok mutluyum. Çok 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 mutluyum. Nana ne olduğunu söyle de biz de sevinelim bari. Geç şöyle. Geç 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 karşıma. Babanız bana evlenme teklif etti. Ne? Nana gerçekten. Evet. Çok. İlk defa olayım. İlk defa. Anne. Anne ya. Anne ya. Anne. Gece 12'den sonra bez bebeğe dönüşen bir annemiz olacak. Ne eğlenceli değil mi? Evet, özellikle de babam için. Nana öyle sevindim ki bir bilsen. Simge bunu duyunca kalp krizi geçirecek. Yine ne oldu hızırlar? Yapmış, babamla ne evlenme teklif etmiş. Ne? Evlenme mi teklif etti? Ne dedin peki? Tabii ki de kabul ettim. Ama kızım nasıl olacak? Neyse, bunu sonra konuşuruz. Hakan çocukları bekliyor. Önemli bir şey konuşacakmış. Hadi. Babişkom. Günaydın. Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Günaydın. Günaydın. Çocuklar, sizinle bir şey konuşmam gerekiyor. Ne konuşacağını biliyoruz. Nana ile evleniyorsunuz. Biliyoruz ve kesinlikle bizim de yanıtımız evet. Bence çok doğru bir karar vermişsin babiş. Böyle düşünmenize çok sevindim çocuklar. Ama konuşacağım konu bu değildi. Tabii ki Nana benim için çok özel. Sizin de onu çok sevdiğinizi biliyorum. Nana ile evlenmek... ve sonsuza kadar onunla yaşamak istiyorum. Ancak... Söylesene evladım. Nedir sıkıntın? Sabahtan beri meraktan çatladım. Nana'ya dün gece olup biteni anlattım. Makbuş,
Çocuklar, şirketimiz iflas etti. Aa, koca şirket bir günde batar mı evladım? Bir işe girdik ve çok kötü dolandırıldık. Neyimiz var, neyimiz yok kaybettik. Bütün paran gitti mi yani? Evet. Peki bu ev? Eve ipotek yaptıracağım bugün. Ah, eyvahlar olsun. Sizlere bunu yaşattığım için çok üzgünüm. Ama ne yazık ki elimden bir şey gelmiyor. Babacığım üzülme ne olur, biz sana destek oluruz. Üzülme ne olur, hem sen Nana ile evlenince bir aile olacağız. Sen hep iyi günde kötü günde aileler birlikte olur demez misin? Bence hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz Hakan. Tabii yavrum, Allah sağlık versin. Ucunda ölüm yok ya. Hadi üzülme bakayım, hadi. Ben çok şanslı bir adamım. Hepinize teşekkür ederim. Ben ofise gideyim. Bakalım bu beladan kurtulmak için bir şey yapabilecek miyim? Ne yapacaksın evladım? Allah bundan sonrasını rast getirsin. Hadi kalkın bakayım siz de. Servisi kaçıracaksınız. Babacığım, aklıma bir şey geldi. Artık servise para vermeyelim. Biz okula otobüste gidip gelelim. Hem sen merak etme, ben Yağmur'a göz kulak olurum. Canım oğlum benim, öyle şey olmaz. O zaman bir sürü harçlık almayalım. Nasılsa okulda yemek çıkıyor. Gereksiz zıvır zıvırlara böylece para harcamayız. Canlarım benim. Ne olur siz düşünmeyin artık şu para meselesini. Al oğlum bunları. Bunlar da ne makbuş? Benim de kendi çapımda bir birikimim var herhalde evladım. Bilezik hepsi. Bozdur bir açığını kapat. Hayır, asla kabul edemem makbuş. Aa, bağırtma beni. Ben senin yarı annen sayılırım. O kadar emeğim var üstünde. Vallahi çocukların önünde seni bir temiz döverim ona göre. Sağ ol makbuş, sağ ol. Bu işler düzelsin, hepsini yerine koyarız söz. Aa, dilinin zoruna bak. Bu yaştan sonra bilezik takıp ortalarda mı salınacağım? Hadi gidin Hakan, artık hadi. Hadi geç kalma. Aa, yavaş düşeceksin. Bunları al. Bu zarflar da ne? Buraya geldiğimden beri bana verdiğin maaşlar. Sen hiç para harcamadın mı? Yo, neden harcayayım? Sen ne kadar tatlı bir şeysin canım benim. Ama bunlar sende kalsın. Lütfen al. Bak zor durumdayız. Ama... Hem benim bildiğim insanlar beraber olduklarında ayrıları ve gayrıları olmazmış. Öyle değil mi Akbuş? Öyle ya. Hadi al. Baba biz ne güzel bir aile olduk değil mi? Evet oğlum. Anne ya, yanımda para olmadan okula nasıl giderim? Şaka gibi. Uf kızım, battık diyorum, anlamıyor musun? Artık tüm harcamalarımıza dikkat etmek zorundayız. Hatta bütün akşam yemeklerini Hakanlar'da yesen iyi olur. Siz ayrılmadınız mı? Aman bakma ona sen. Dün kızgınlıkla söyledi o sözleri. Çoktan unutmuştur bile. Peki sen alışveriş yapmayı keseceksin değil mi artık? Sus bakayım sen. Zaten canım sıkkın. Ne alışverişi ya? Yemek yiyecek paramız yok diyorum, sen ne diyorsun bana? Hayırlı günler evladım. Hadi. Al canım. Günaydın. 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 Hırsızlığın böylesi. Canım, hala bana kırgın mısın yoksa? Zor günler geçiriyoruz Simge. Hepimiz birbirimize anlayışlı olursak bu işin içinden daha kolay çıkarız. Haklısın hayatım. Akşama görüşürüz aşkım. Aşkım mı? Simge cicic, seninle benim yok mu? Babam Nana'yla evleniyor. Ne? Şaka gibi. Ay, 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 bana bir şey yok. Anne. Simge. Anne. Simge. Simge kendine gel. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Biz de size destek oluruz. Ama belki de biz artık bu okulda okuyamayacağız. O zaman biz de sizin gittiğiniz okula geliriz değil mi Hulusi? Tabii. Çok şekersiniz ya. Ama bunca kötü haberden sonra size güzel bir haberimiz var. Dur beraber söyleyelim. 1, 2, 3. Babamla Nana evleniyor. Nana anneniz olacak yani, ne güzel. Evet, biz de çok seviniyoruz. Hayır, bu evlilik olmayacak. Bal gibi olacak, sizden kurtulduk işte. Çatladı patla, çatladı patla. Aa, ne oluyor ya?
şarkı ya? Nasıl bir müzik bu ya? Çocukla biraz çekile şöyle. Buna bir senin için hazırlattım. Boncuğum benim. Hadi o güzel yüzün bir kez gülsün de dünyam aydınlansın. Uf, şaka gibi ya, dayanamayacağım artık. Görürsün sen gününü. Gel. Öğretmenim. Öğretmenim, daha fazla dayanamayacağım. Ne bakıyorsun? Çalsana şöyle acılı bir şeyler. Ya bu çocuk gerçekten aşık mı bu kıza ne? İşi çok zor, çok. Of of. Ne oldu Özgeciğim? Biraz sakin ol çocuğum. Yoksa yine Emre mi? Öğretmenim, lütfen benimle biraz gelir misiniz? Of of. Bu çocuğa çok acıyorum. Özge'nin aşkı onu ne hale getirdim, baksanıza. Demek gerçekten herkesin bir seveni oluyormuş. Özge'nin bile. Bu da ne demek oluyor şimdi? Emre? Öğretmenim, vallahi benimle bir ilgisi yok. Hocam, hocam. Öğretmenim. Öğretmenim, öğle yemeğini şık bir şekilde ekledik. Evladım, hiç olur mu öyle şey? Okulun yemekhanesi dururken. Lütfen, size de rica ediyorum, çalmayı kesin. Hadi, o çocuk. Siz ne demiyor ona uyuyorsunuz? Burası ilim irfan yuvası. Farkında mısınız? Vallahi hocam, biz profesyoneliz. Parasını aldık, ne yapalım? Vallahi adamda bile ben keman çaldığım için okul falan hikaye. Çaktı köfteyi. Ya sus. Şöyle geç. Lütfen. Kaldırın bunları bakalım. Gel bakalım Ramazan. Öncelikle bunları güvenlikten nasıl geçirmeyi başardın, oradan anlatmaya başla. Özge çok şanslısın. Ne kadar romantik bir sevgilim var. Kapa çeneni Emre. Gururuma dokunuyor ama. Bu kadar sofra hazırladık. Hale bak. Kusura bakma. Canını sıkmak için yapmadık. Ne bileyim. Hoşuna gider sandım. Uf ya, gider misin başımdan? Zaten canım çok sıkkın. Bu kadar üzüleceğini bilsem hiç yapardım mı boncuğum? Hadi ama ağlama, sil gözünü. Tamam, kızma. Bundan sonra seni utandıracak hiçbir şeyler yapmayacağım. Senin yaptığın şey için ağlamıyorum. Başka bir şey var. Tamam, başka bir şey mi? Biri seni üzdü mü yoksa? Söyle bana, tüm Antakya'yı yiyeyim buraya. Sen ne tuhaf birisin ya. Hadi söylesene ne olduğunu. Durumumuz çok kötü. Annemin işi battı. Çok borcumuz var. Bundan sonra bu okula devam edemeyeceğim herhalde. Ne demek okula devam edemeyeceğim? Ben seni görmeden ne yaparım boncuğum? Ya Roma, dalga geçme, durumumuz çok ciddi diyorum. Sen hiç merak etme, ben hallederim. Delirdin galiba. Ben okul harçlığından, hamburger parasından bahsetmiyorum. Okul taksitlerini ödememize imkan yok. Zaten geçen ay ödeyememiştik. Anladık, taksitlerden söz ediyor. Neyse, unut bunu. Derdimi anlatacak kimse olmadığı için seninle paylaştım. Sen üzülme Cigerin. Boncuk gözüm benim. Hadi ama. Hadi be aslan babam be. Dediğimi yapacaksın değil mi? Heyt be, yaşa sen. Ramazan. Buyur. Oylindeki ne yavrum? Telefon. Okula telefon getirmenin yasak olduğunu bilmiyor musun? Bir daha görmeyeyim, bu son olsun. Oldu babam. Öğretmenim Ramazan. Öğretmenim. Öğretmenim. Aferin. Heyt be. Ya ne demek istiyorsun anlamadım ki. Açık açık söylesene. Olmaz. O zaman sürpriz bozuluk. Ama şunu bil ki boncuğum, artık hiç üzülmeyeceksin. Umarım bu da yaptığın diğer şeyler gibi saçma sapan bir sürpriz değildir. Anne.
Özge. Vay, hoş gelmişsin hanımefendi. Ver o mübarek ellerini öpeyim. Aa! Boncuğumun annesi de aynı onun gibi çok güzelmiş maşallah. Ay, yapışma be. Hadi bize biraz izin ver bakayım çocuğum. Of. Özge, şimdi şap diye düşüp bayılacağım. Ne oldu? Sen bu çocukla mı sohbet ediyordun demin? Evet ama... Özge, şaşırdın galiba. Elin köylüsüyle ne işin olur senin ya? Arkadaşlarını böyle mi seçiyorsun kızım? Ama o çok iyi biri. İyiymiş. Sen kime çektin anlamadım ki. Özge, bana bak. Sen bu kafayla gidersen biz yanarız. Bir daha o çocukla konuştuğunu görürsem külahları değişiriz ona göre. Ne bakıyorsun öyle aval aval? Anne. Okul taksitleri için müdürle konuşmaya geldim. Hadi sana iyi dersler hayatım. Söylediklerimi unutma. Hadi bakalım şimdi sınıfa. Sen ona bakma, bugünlerde sinirleri çok bozuk. Özge. Aa, anne sen hala gitmedin mi? Aa, kızım. Ramazan oğlumu görmeden nereye gidiyorum ben? Ay maşallah, pek tatlı bir çocuk. Demek siz arkadaşsınız öyle mi? Yani. Pek sevindim. Kızım, arkadaşını bir gün bize çağırsana. Beraber oynarsınız. Ay. Anne sen iyi misin? Ay şaka gibi. Sizin geliş zamanı çok zengin olduğunu öğrenmiş olmalı. Kesinlikle. Gelirik tabii. Kızım ben gidiyorum. Akşama görüşürüz. Arabanız yoksa dışarıda kapının önüne Rolls Royce var. Şoföre söyleyeyim sizi bıraksın. Canım benim, ne kadar düşünceli değil mi Özge? Ya, ay tamam, teşekkür ederim. E hadi görüşürüz. Ay. Ne gülüyorsunuz ya? Ne oldu gene? Gülmeyin Ekküt de. Gülmeyin ya. Boncuğum gülmesene. Evet. Yalnız anca... Peki. Peki o halde biz bekliyoruz sizi o zaman. Tamam, görüşürüz. Ne oldu, arayan kim? Binali Sarsılmaz Bey diye biri. Bizimle iş görüşmesine gelecekmiş. Hoppala, bu da nereden çıktı şimdi? Kimmiş sormadın mı? Ay ne bileyim ya, konuşan adamın söylediklerinin yarısını anlamadım ki. Ağzında geveliyordu. Oyuncaklar Dünyası'na ve Kulina'ya bunu yapmanıza izin vermeyeceğim. Sen sandığımdan daha aptal mısın? Evet. Ne duruyorsun? Bir şeyler yapsana. Ben senin kadar güçlü değilim ki Kulina. Bunu yapmanıza izin vermeyeceğimi söylemiştim. Çabuk ol! Ona engel olmalıyız, çabuk ol! Evet. Çabuk ol! Bunu yapmasına engel olmalıyız! Bunu neden yapıyorsunuz? Oyuncaklar Dünyası yok olacak, anlamıyor musunuz? Oyuncaklar Dünyası benim umurumda değil. Ben de nasıl olsa dünyada yaşayacağım zaten. Tacını kullan Sulina, tacını. Ne diyorsun? Şunu kullan, şunu. Tut şunu. İşte bu. Of olsun işte. Çok inatçısın ama başaramayacaksın.
Mızrak da güzelmiş ha. Bundan sonra sonsuza kadar elimde esir olarak kalacaksın. Çabuk götür şunu zindana. Çabuk. Ne demek efendim? Zevkle. Tak bakalım. Kulla'nın dostu benim düşmanımdır. Hala bunu anlamadın mı? Yürü. Hadi bakalım. Kulina, yendim seni. Ne oldu Volkan? Neden beni apar topar çağırdınız? Biz de anlamadık abicim. Binali diye biri bizi çok önemli bir iş görüşmesi için aradı. Birazdan buraya gelecekmiş. Sen de burada ol istedik. Yani kimmiş? Peki ne görüşecekmiş? Bilmiyoruz. İster misin bize çok büyük bir iş getirsin ha? Ya getirse ne olacak? Nasıl kabul edeceğiz? Elde avuçta bir şey kalmamışken. Hem masrafları nasıl karşılayacağız? Bakarsın avans falan almayı başarırız. Öyle değil mi? Bence boşuna hayal kurmayalım. Adam bir gelsin bakalım. Niyetini anlayalım önce değil mi? Aa, Özge? Sizin ne işiniz var burada? Ramo ısrarla beni annenin iş yerine götür dedi. Benim bir suçum yok. Hoş geldin Ramo. Şey ama şu anda uygun bir zaman değil canım. Birazdan çok önemli bir müşteri gelecek. Onu bekliyoruz. Önemli müşteri benim. Ne? Hadi çocuğum. Evcilik oynamaya zamanımız yok bizim. Hadi. Özge lütfen. Evet Özge. Ben ne yapabilirim ki? Bu şirketi satın almaya karar verdim. Yazıktır, kapanmasın. Kimse işini gücünü kaybetmesin. Ama Özge bak zaten bizim canımız sıkkın. Oyun oynayacak zamanımız yok. Hadi bakalım yan odaya siz hadi. İyi de oyun oynamıyoruz ki, çok ciddiyim. Babama söyledim, o da kabul etti. Buyurun efendim, buyurun. Merhabalar. Merhaba. Buyur baba. Ne haber lan Supa? Gene ne işler yapadın bizi? Gene ne işler çevirdin sen Celal? Yeni şirket burası ha? Pek güzelmiş. Bu da boncuk mu? Pek şekermiş maşallah. Şaka gibi. Aferin sana. Güzel. Ya Luna'nın başına kötü bir şey gelmez değil mi? Hayır ama oyuncak mahallesi çok zor durumdaymış. Kulina'nın baş perilikten alınmış yerine Solina getirilmiş. Eyvah ama o kadın çok kötü. Hatırlıyor musun Yağmur? Bizi Hansel ve Gretel gibi esir almıştı. Evet. Makbuş, Nana'nın başına bir şey gelmemiştir değil mi? Tam babamla evleneceklerken nereden çıktı bu? Kesinlikle Şoker'in işidir. Gıcık! Yani. Nana da tam gidecek zamanı buldu. Onun desteğine bu kadar ihtiyacım varken. Ne yapsın evladım? Akrabalarıyla telefonda konuştu. Onlar da gel diye baskı yaptılar. Yine de bana söylemesi gerekirdi. Makbuz Sultan başka bir şey yok değil mi? Yok evladım ne olacak? Akşama sabaha burada olur. Beraber gitseydik keşke. Senin canın sıkkın, işin başından aşkın diye ses etmedi yavrucak. Hadi bak sıkma canını. Bak şirketi adamın biri almış. Ne güzel. Ya ne demezsin. Gün doğmadan neler doğar. Hiç olmazsa evi ipotek ettirmen gerekmiyor. Önce yavaş yavaş borçlar ödenir. Sonra yeniden işinin başına geçersin Allah'ın izniyle. Umarım. Merhaba. Ne istiyorsun Simge? Aman ne isteyeceğim bir uğrayalım dedik. İş anlaşmasından sonra görüşemedik. Hayırlı olsun bakalım. Hepimize. Müstakbel eşin sevgili Nana yok mu? Yok ne olmuş sana ne seninle ilgilendiriyor ki? Ne kadar ayıp. Ama korkarım bu çocuklar giderek daha da kötü olacak. Ne de olsa örnek aldıkları bir köylü kızı. Simge kendine gel yeter artık. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Bir daha çocuklarıma ve Nana'ya bir şey söyleyecek olursan özel hayatımızda olduğu gibi iş hayatında da yollarımızı ayırmamız gerekecek ona göre. Ona karar verecek olan sen değilsin. Nana'ya gelince eski günlerin hatırına uyarayım dedim. Çok güçlü bir kaynaktan aldığım bilgiye göre Nanacık geçmişinden utandığı için senden kaçmış. Aman Simge yine aynı terane. Peki nerede Nana şimdi? Bir düşün bakalım. Onun hakkında ne biliyorsun Hakan? Ha? Ne biliyorsun? Neyse biz
gidelim bari. Hadi kızım. İyi oturmalar. Yapma. Gelip gidiyorlar. Yok. Nerede bu kız? Ay evladım, söyledim ya. Artık ona cep telefonu kullanmayı öğretmenin vakti geldi. Baba ne olur Simge'nin dediklerine inanma. İnanmıyorum o. O kıskandığı için böyle yapıyor. Nana çok iyi biri. Biz onu çok seviyoruz. Ben de kızım, ben. Ama bu habersiz kaybolmaları... İyi uykular kızım. İyi geceler baba. İyi uykular oğlum. Baba. Efendim? Simge'nin söylediklerine inanmadın değil mi? Hayır oğlum. Hadi artık uyuyun bakalım. Sabah okula gideceksiniz. İyi geceler. Sana da.